gençler, akşam yemeği zamanı ve ben çok açım gerçekten. Benim ismim Turuncu, eski ismimi hatırlayamıyorum. Diğer tüm geçmişimi, ailemi, dostlarımı, hiç kimseyi hatırlayamadığım gibi. Tabii açlığım dışında her şey çok uzun zaman önce başladı. O zamanlar güçlü ve büyüktüm ama zekamdan korkuyordum. Yine bir yalan aldanmıştım. Güya tüm zamanların en güzel yemeğini yiyecektim ama sonra kendimi hayatım için koşarken buldum. Köşeye geçtim ve gizlenmek için orada bir tane kutu buldum. Hemen içine girip kapağını kapattım. Hey dostum, neredesin? Hadi çık ortaya, arkadaşın olmak istiyorum. Maviyi atlattığımı ve ortalığın temiz olduğunu düşündüm bir an. Ama yeşil sakince takip ediyordu beni. O kördü ama her şeyi duyup kokusunu alabiliyordu. Sizin orada olduğunuzu anladığı anda ellerini üzerinize getirir ve size çok korkunç şeyler yapardı. Ses çıkarmamak için kutuyu yavaş ve dikkatlice açtım. Ve etrafı kontrol ettikten sonra dışarıya çıktım. Ama sessiz olmayı başaramadım. Beni yakaladı. Ondan kaçamadım ve beni direkt ona götürdü. Laboratuvar adamına. Adam bana gülümsedi ve o gülümsemede saf kötülük olduğunu söyleyebilirim. Beni bir makineye kapattılar. Makineden eski moda kıvılcımlar ve sesler çıkmaya başladı. Sonra vücudumu birden gergin hissetmeye başladım. Hatırladığım son şey ise kulaklarımda bir çınlama ve kıvılcımlar. Ve gözlerimin önünde parıldayan o ışık. Çiftlikteki hayatımı düşündüm. Hadi çocuklar! Basit bir hayattı ama doyuracak çok kişi vardı. Tabii benim dışımda. Herkes tabağını bitirmek için elinden geleni yapardı ama ben çoktan bitirmiştim ve hala çok açtım. Annem benim için endişelendi ama ondan başka hiç kimse endişelenmemişti ve bana arzularımı tatmin edecek hobiler edinmelisin dedi ve hayvanlarımız olduğunu hatırlattı. Ve bu bana muhteşem bir fikir verdi. Hayvanların yemeklerinden yemeye başladım ve kendimi durduramadım. Babam bana oğlum diye bağırana kadar. O an korkmuştum bana kızacak diye. Ama orada bir karar vermiştim kendi kendime. Onların yemeklerinden yiyemeyeceksem her zaman gelip buradan yiyecektim. Yani ben de anlamıyordum. Bana adam akıllı yemek verselerdi asla o hayvanların yemeklerini yemezdim. O kadar ileriye gitmezdim. Ama sanırım bu defa fazlasıyla ileriye gitmiştim. Abartmıştım sanırım. Sonra ailem beni bir bowling okuluna yazdırdı. Ve beni oraya zorla gönderdiler. İlk gün çok korkutucuydu benim için. Ve fazlasıyla endişeliydim. Orada da tuhaf olan olmaktan korkuyordum aslında. Ama sonra ben çok güçlü ve çok büyük olduğumu fark ettim. Oradaki herkesten daha güçlü ve daha büyüktüm. Bu beni bir gurur duygusuyla doldurdu ve aklıma manyak fikirler geldi. Artık her şeyi yiyecektim. Her şeyi. Herkesin yiyeceklerini. En büyük olacaktım. Ve dünyanın en güçlüsü olacaktım. Ve böylece önüme gelen her şeyi yemeye başladım. Durmadan yiyordum, durmadan, adeta nefes almadan yiyordum. Kendimi durduramıyordum hiçbir zaman. İçimdeki o yeme isteğini durduramıyordum. Sonra baktım ki oradaki öğrencilerin alay konusu olmuştum. Çok üzülmüştüm. Çünkü benimle dalga geçtiler ve bana hep güldüler. Herkesten nefret ediyordum. Ta ki onu tanıyana kadar. O tanıdığım en iyi insandı ve beni mutlu ediyordu. Onun sayesinde spora başladım. Bu kadar çok yemek yemenin benim için kötü olduğunu düşünüyordu. Yüzmeye çalıştım. Ağırlıklar kaldırmaya çalıştım. Ama onların hiçbirisini beceremedim.
Ve hepsinden nefret ettim. Denedim ama biliyordum ben zayıflamak istemiyordum. Elimden gelse daha da büyük olacaktım. Ve sonra gözüme bir şey çarptı. O kupayı gördüğümde her şey başlamıştı aslında. Sosisli yeme yarışması düzenlenmişti. Onu kazanmak için elimden geleni yaptım ve orada ilk yemek kupamı kazanmıştım. Anladım ki kimse benim gibi yemek yiyemez. Ünlü olmuştum resmen, haberlere düşmüştüm. Bir sürü yeni yarışmaya katıldım. Okuldaki kimse bana destek olmadı. Onun dışında. İşte o benim için bu yüzden çok özel. Onu çok seviyorum. Okuldaki dolaplar yemek yarışması kupalarıyla doluydu benim sayemde. Hepsini ben kazanmıştım. Başarmıştım resmen. Dünyanın en büyük adamı olmuştum. En çok yiyen adamı olmuştum. Bir gün bir telefon aldım ve açtım da beni bunca yıl uzağa gönderen ailemdi arayan. Merhaba tatlım. Babamla ben seni televizyonda gördük ve gayet mutlu görünüyordun. Ama sağlıklı değilsin oğlum. Lütfen eve gel. Sorunlarını halletmene yardım edebiliriz. Seni seviyoruz. Duyduklarıma inanamadım. Bana eve dönmem için yalvardıklarını, beni özlediklerini düşündüm bir an. Ama hayır, hepsi para içinde elbette. Arkadaşım annemle konuştuğumu duyunca bana söylediği bardağı taşıran son damlaydı. Ona öfkelendim ve onu kovdum. O ağlarken bana şöhretin kafama girdiğini, bir canavara dönüştüğümü söyledi. Dedikleri umurumda olmadı. Kendime bir pizza söylüyordum. Ta ki aynada kendime bir göz atana kadar. Ben bile kendimi tanıyamamıştım. Ne hale gelmiştim böyle? Tabii ki tek tesellim daha fazla gıda tüketmek oldu. Daha fazla ama yediğim her yemekte onu görüyordum. Her yemeğimde, her hamburgerimde, her spagettimde, her kurabiyemde, her pastamda. Her zaman onu görüyordum. Odamda bile onu görüyordum. Artık yemek yemekten zevk almıyordum. Sadece oturup televizyondan bir şeyler izliyordum. Ama her şey değişti. Aldığım son bir telefon aramasından sonra. Dünyanın en büyük adamıyla mı görüşüyorum? Hayır, artık o kişi değilim. Emekli oldum, yiyemem. Senin için bir işim var. Ve mükemmel bir iş. Uğruna ölebileceğim bir iş hem de. Adam beni etkilemeyi başarmıştı. Ben de aptal gibi hemen kandım ona ve teklifini kabul ettim. Çok mutlu ve şaşkındım. Şimdiye kadarki en güzel toplantı yemeği buydu. Ve salak gibi eğlenmeye başladım orada. Sanki cennette gibi hissettim. Düşüncelerim, duygularım hiçbir şey yoktu. Sadece çok mutlu hissediyordum. Ama bir şeyler yanlış görünüyordu kafalarına. Çarşaf geçirmişlerdi. Biri masaya çarpıp duruyordu. Üniformaları garipti. Belki de garsonlukta ilk günleridir, beceriksizlerdir dedim kendi kendime. Ta ki o an gelene kadar. Umarım hazırsındır arkadaşım. Son tedavimizin zamanı geldi. Karnını iyice doyur. Tamam mı? Garsonlar adamın yanına geldiler ve örtülerini çıkardıklarında gördüğüm en korkunç iki şey şu anda karşımda bana gözlerini dikmiş duruyordu. Sanki beni yiyecek gibiydiler. Ne oluyor? Uzak durun benden. O zaman ben koştum. Koştum ve o an keşke arkadaşımın tavsiyelerini dinleseydim dedim. Pişmandım. Ama sonunda yeşil tarafında bulundum ve beni bir makineye kapatıp turuncuya dönüştürdüler. En yeni Rainbow Friends'e. Dönüşüm tamamlandığında eski vücudum yok olmuştu artık. Küçücüktüm. Rainbow Friends'in en küçüğüydüm. Gururum incinmişti. Ama o an hissettiğim tek şey hiç olmadığım kadar acıkmıştım. Sonra yemek saatlerini ayarlamışlardı. Ama yemekler berbattı. Ve alarm çaldığında güzel bir yemek için koşuyordum. Sonuçta
İnsanlar çok iyi yemek oluyorlardı. Bugün daha da açım ve nihayet bir kadın zamanında dışarı çıkmayı unutmuştu. Ve o ilk kurbanım olacaktı. Şimdi yakaladım seni. Lütfen yapma, ben sadece arkadaşımı arıyorum, lütfen. Hayır, hayır, sen olamazsın. Neden sen olmak zorundaydın? Sana yardım edemem, affet beni.